Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir trigonometri sorusu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Yukarıdaki şekil 5 eş kareden oluşmuştur. Buna göre cos x tan x çarpımı kaçtır? Lütfen çözümü izlemeden önce kendiniz deneyin. Daha sonra kontrolünü buradan yaparsınız. Sorunun geometrik çözümüne geçmeden önce şu kısmı bir sadeleştirelim arkadaşlar. Cos x çarpı tan x demiş. Tan x sinüs x bölü kosinüs x şeklinde yazılabilir. Sinüs x bölü kosinüs x. Buradan kosinüs x'ler birbirini götürür ve sinüs x'i bulursak sorunun cevabını da bulmuş olacağız arkadaşlar. Öncelikle işlem kolaylığı açısından şuraları da kareye tamamlayalım. Şöyle çok düzgün olmasa da çizimimizi yapalım. Şu şekilde. Şimdi buralar birbirine paralel olduğu için, çünkü bunlar kare. Buradaki x açısı buradaki x açısına eşittir arkadaşlar. Yeni bir üçgen oluşturduk. Bu yeni üçgenin köşegenlerine isim verelim. ABC olsun. Yeni oluşturduğumuz üçgeni şuraya çizelim arkadaşlar. 90 derecenin olduğu yere B demişiz. Burası tabii ki 90 derece kare olduğu için. Şuraya X demişiz. Burası da C. Burasının açısı pek önemli değil. Şimdi sinüs x ne demek? Sinüs x karşı kenar bölü, karşı yazıyorum, bölü hipotenüs. Bu bizim zaten formülümüz. Hipot. Buraya c, buraya küçük a, buraya küçük b dersek ve bunların değerlerini bulursak sorunun çözümüne de ulaşmış olacağız arkadaşlar. Küçük a, b, c'nin değerlerini bulalım. Şimdi c'nin karşısı, yani şuraya c demişiz. Bunların her biri birer birim kare olursa C'nin karşısı, yani C 4. 4 birim. A'nın karşısı 2 birim. Şöyle eşittir 2 diyelim. B'nin karşısı da bu ikisinin karelerinin toplamı. 2'nin karesi artı 4'ün karesi B kareye eşit. Buradan 4, 16 daha 20. 2 kök 5 çıkar B arkadaşlar. Şöyle yapalım. B eşittir 2 kök 5. Şimdi soruya tekrar dönecek olursak, karşı bölü hipotenüs demişiz. Karşısı neresi? X açısı bu olduğuna göre karşısı 4. Hipotenüs de B uzunluğu, o da 2 kök 5. Cevabımız bu arkadaşlar. Şıklarda aynı cevabın aynısı yok. Daha sadeleştirilmiş bir şekli var. Şunları götürürsek 2 kök 5'i de yukarı atarsak 2 kök 5 bölü 5. Yani cevabımız A şıkkı arkadaşlar.